Önceki iki videoda çizgi ve şeklin hikaye anlatımını desteklemede nasıl kullanıldıklarından bahsettik. Görsel dil kullanarak yarattığımız bir diğer kavram da alan yani mekan duygusu. Bu fotoğrafta zemini oluşturan paralel çizgilerin bizden uzaklaştıkça birbirlerine yaklaştığını görebiliyorsunuz. Ayrıca yakındaki toplar kadrajın alt kenarında yer alıyor ve aralarında bayağı bir mesafe varmış gibi görünüyor. Uzaktakilerse birbirlerine daha yakınmış ve tabi daha küçükmüş gibi duruyor. Storyboardlarımızda derinlik yanılsamasını yaratmak için bu özellikleri taklit ediyoruz buna. Doğrusal perspektif deniyor. Düşey çizgileri doğru şekilde konumlandırarak alan veya derinlik yanılsamasını yaratabiliyorsunuz. Aynen uzaklaştıkça ışıkça kaybolan bir yol gibi. Çerçevenin alt kenarında kalın başlayıp üst kenarına doğru incelen çizgiler kullanarak çizgilerin sanki bizden uzaklaşıyormuş gibi görünmelerini sağlıyoruz. Çerçeve içindeki öğelerin konumlarını kullanarak yanılsamaları daha da güçlü kılıyoruz. Örneğin daha uzaktaymış gibi görünmesini istediğimiz öğeleri daha yukarıda çiziyoruz. Derinlik konusunda bir ipucu olarak konumun boyut farklılıklarıyla birlikte kullanılması etkiyi daha da arttırıyor. Yani daha uzaktaki cisimleri daha küçük çiziyoruz. Storyboardlarımızda ve konsept sanat resimlerimizde mekan yanılsamasını nasıl yaratıyoruz? Gelin bir bakalım. Bu resmi çok seviyorum. Bu storyboard serisinin tamamını çok seviyorum zaten. Bu evin havalandığı sahne. Sanatçı iki boyutlu düzlemde derinlik hissini arka planda bir kaçış yani kaybolma noktası kullanarak yaratmış. Tek kaçış noktalı perspektif derinliği tek bir nokta üzerinden oluşturur. Diyelim ki bu noktaya bakıyoruz. Bu bizim kaçış noktamız. Buradan bu şekilde geçen bir de ufuk çizgimiz olsun. Tüm çizgiler işte bu tek noktada birleşiyor. Bakın bu çizgi bu noktaya doğru uzanıyor. Bu çizgi de bu noktaya doğru geliyor. Bu çizgiler de kaçış noktasından geçiyor. Bu çizgi de öyle. Tüm çizgiler kaçış noktasına yönelmiş halde. Bu uzaktaki biçimlerin nasıl görüneceğini kestirmenin kolay bir yolu. Mesela burada bir araba olsun. Başta işe genellikle böyle kutular çizerek başlarız. Bu sayede şekilleri gözümüzde canlandırmamız çok daha kolay olur. Burada bir kutu var, burada da bir kutu var ve gördüğünüz gibi kutular gittikçe küçülüyor. Önce böyle çok basit geometrik şekiller çiziyoruz. Buradaki bu kocaman binalar bile en başta basit geometrik şekillerden oluşuyor. Bu görsel inanılmaz Aile'ye ait çok güzel bir konsept sanat resmi. Resimde artık bir süper kahraman olmayan ve bir plazada sigortacı olarak çalışan Bob'u görüyoruz. Bu resmin çok sevdiğim bir özelliği herkesin kübik bir bölme içinde olması ve Bob'un bölmesinin içinden dev bir sütun geçmesi ki Bob aslında bir süper kahraman olması gereken harika bir adam. Yani buradaki mekanda duygusal bir bileşen de söz konusu. Bob asıl yapması gereken şeyi yapmıyor. Yapmak istediği şey yapmak konusunda özgür değil. Bu dev adamın daracık bir yerde sıkışmış olduğu duygusunu veriyor. Bu gördüğümüz mekanda neredeyse hapsolmuş olduğu hissini yaratıyor. Arabalar 3'e ait bu paneldeki kompozisyon öğeleri mekan duygusunu yaratmamızda bize çok yardımcı oldu. Mesela uzakta oluşan bu viraj. Sanatçının kafasında bu yatay çizgilerin eşit aralıklı olduğunu bildiğimiz için bu çizgiler viraj üzerinde çok iyi bir hareket duygusu yaratıyor. Ayrıca mekan duygusunu da iyi veriyor. Çünkü çizgiler arasındaki mesafeler burada altlarda büyük başlayıp viraj üzerinde ilerledikçe küçülüyor. Sonra yine yönlendirici öğeler. Mesela burada durağan kutular var. Bunlar daha dinamik bir şekle sahip olan McQueen'den daha yavaş görünüyorlar. Ayrıca resimdeki tüm öğeler McQueen işaret ediyor ve gözlerimizi oraya yöneltiyor. Bu sayede nereye bakacağımızı hemen anlıyoruz. Kompozisyon gözümüzü McQueen'e çekiyor. Adeta zorla McQueen'e baktırıyor. Bakın çizgilerde bakışımızı o tarafa yönlendiriyor. Görüyor musunuz? Alandaki tüm görsel ipuçlarını ortadan kaldırarak sonucu deneyimlemek eğlenceli. Mesela Soyut Düşünce dizisinde perspektifle oynayarak seyircinin gözünü bir şekilde yanıltma fırsatı bulduk. Bu açıdan epey eğlenceli bir diziydi. Etrafta bir şeylerin var olduğuna dair görsel herhangi bir ipucu bulunmadığında, köşeleri bile olmayan bir odanın içindeyken, her şey havada yüzerken, ortam safi beyaz ışıktan ibaretken insan şöyle düşünüyor. Buralarda bir yerde bir duvar var biliyorum ama acaba hemen önümde mi yoksa 300 metre ötede bir yerde mi? Ayırt edemiyorsunuz ve bu çok kafa karıştırıcı. Yani o ipuçlarının varlığından Sürekli olarak faydalandığınızı o öğeler ortadan kaldırılmadan anlayamıyorsunuz. Biz de normalde o ipuçlarını hikaye anlatımında kullanıyoruz. Ve onları ortadan kaldırdığımızda ne olacağını görmek istedik. Dolayısıyla soyut düşüncede arka planı ve odadaki tüm görsel ipucu öğelerini ortadan kaldırıp alanla oynadık. Sadece birkaç çizgi ve şekil kullanarak üç boyutlu bir dünya yaratabiliyor olmanız harika bir şey. Sıradaki alıştırmada alan ve perspektif üzerine daha çok düşüneceksiniz.